yalçınıza. Ceren. Hoş bulduk. Güle güle İlknur. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ceren dedim, bizim İlknur'u gördüm. Eşlik etti. Çünkü Ceren yüzünü göstermek istemeyen kendinden paravanlı taliplerimizden. Ceren niye böyle olduk? Ayran içtik ayrı mı düştük Ceren? Öyle oldu. Öyle mi oldu? Ailevi sebepler mi, iş dolayısıyla mı? Yok hayır. Ali Bey herkese hayır diyor. Evet. Ben o yüzden biraz... Çekindiğim için kendimi göstermek istemedim. Aha. Eğer ki olumlu olursa yarın göstermek istiyorum. Olumlu olursa yarın gösterecek. Evet. İnşallah yüzünü. Ben evet. Birazcık gördüm ama tabii seyircilerimiz ve Loja pek göremedi. Evet Ceren Hanım, hoş geldiniz. Sesiniz çok az geliyor. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? İstanbul Bayrampaşa'dan geliyorum. Ailenizle yaşıyorsunuz burada. Evet, ailemle yaşıyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım. 20. Hı hı. Evet. Beni ne zamandan beri izliyorsunuz? İlk geldiğiniz günden beri. Çok uzun bir süreç oldu. Evet. Artık bayağıdır buradayım. 3 ay oldu. Evet. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 20 yaşındayım. Aslen Makedonyalıyım. İstanbul'da yaşıyorum ailemle birlikte. Kıskancım. Çalışmıyorum. Daha önce çalıştınız mı? Efendim? Şu yaşınıza kadar bir yerde çalıştınız mı? Evet, çalıştım. Otomotiv sektöründe çalışıyordum. Çok kısa bir süreç oldu, ayrıldım. Şu an çalışmıyorum. Sizce 20 yaş... Evlenmek için hazır bir yaş mı? Ben kendimi her konuda hazır hissediyorum. Her gün neler yaparsınız? Şu an anladığım kadar çalışmıyorsunuz. Hı hı. Ben çok fazla titizim. Genellikle evdeyim. Temizlik, ev işleri, yemek. Yani gün içinde evde değerlendiriyorum. Evdeyim sürekli. Anladım. Arada bir arkadaşla mı dışarı çıkıyorum? Peki diyelim öyle bir her şeyi yapma diye bir yapabilseniz ne yapardınız hayatta? Elinde sihirli bir değnek olsa evet, neyi değiştirmek isterdin? Soruyu doğru, siz daha değil güzel. Mi? Yok estağfurullah. Ya aslında öyle hayallerinin bir şey ki... Yani sen Ceren'in hayalleri nedir ve nasıl... olmasını isterdin hayatın. Hı hı. Hayatında ne olmasını isterdin? Neler değiştirirdin? Neler yani, yapardın? Güzel soru. Ama çok heyecanlıyım şu an, bunun cevabını veremeyeceğim. Ben hayatıma dair mi soruyorsunuz? Yani sana ya dair. Ya hayatıma dair bir şeyler değiştirmek istemiyorum çünkü hayatımdan memnunum. Güzel. Süper. Bir şey değiştirmek istemezdim o yüzden. Peki geleceğe dair hayallerin yok mu? İlla ki herkes gibi benim de hayallerim ya var. İşte onu soruyor aslında Ali. Ne olmasını isterdin? Bir iş kurmak istiyorum. Ben de otomotiv sektörüyle alakalı bir iş kurmak istiyorum. Güzel. Daha önce de bu sektörde çalışmıştım zaten. Buna dair bir şeyler yapmak istiyorum. İnşallah olabilir. Çok gençsin, yaparsın. İnşallah. Evet, kıskancım dedin. İnatçıymış aynı zamanda. Bildiğim doğrulardan şaşmam demiş. Evet. İnatçı derken yani bu tartışmayı falan sever değil mi? Hayır i̇natçı bu inatçılık zaman... onunla alakası değil. Değil mi? Farklı yok, şeyler. Yok hayır. Evet. Çok fazla tartışmayı sevmem aslında. Ama inatçısın. Evet. Çok da cesurmuş normalde de Ali'nin herkes hayır demesi cesaretimi kırdı demiş. Yoksa aynen çok öyle. Çok cesur bir insanım ben evet. demiş. Anlamadım o kısmı, affedersiniz. Ama siz biliyorsunuz değil mi? Ben burada söylemiştim. Artık yüzünü göstermeyenler gelmesin demiştim. Ama onu ben duymadım maalesef. Eğer ki sizinle çay çıkarsak...
Yani ertesi gün buraya geldiğimizde yüzümü göstereceğim. Aa evet söyleyeyim. Çünkü Ali'ye böyle 3-4 tane talip geldi. Evet onları biliyorum. Onları da izledim. Şemsiyelisi, şapkalısı. Türlü türlü artık Ali yani ne olur dedi gelmesinler öyle dedi ama. Buna söyleyebileceğim bir şey yok ne yazık ki. Ne yazık ki böyle oldu. Vardır bunda da bir hayır bir Ali'ciğim. Plastik ameliyat falan sorabiliyor muyuz? Efendim? Yüzünde bir şey değişiklikler yaptırmış. O ne demek ya? Ben çünkü burada estetik çok... Estetik ameliyat mı olup gelecek? Yok. Soruyu yine de doğru sormadım. Çünkü burada çoğu insan görüyorum. Burun ameliyat, suratta bir sürü şeyler yapıyorlar. Ha estetik diyorsun. Evet. Yok, nasıl bakar böyle şeyler? Yaptırmayı düşünür mü ileride? Veya tabii ki hayır. Yaptırdı mı hiç? Hayır. Ne, tanıdığın iyi bir plastik cerrah var önerecek. Niye böyle bir... estetik yaptırmayı düşünür müsün ileride? Aa! Yok merak ettim ama sadece. Ama değişik bir soru. Bir soru sorayım güzel, merak güzel. Ettim. Güzel değişik bir soru. Ben cevabını vereyim o zaman. Estetiğe sıcak bakar mısın? Diye. Hayır tabii ki. Allah sonuçta yaratmış bizi böyle yaratmış. Evet. Değiştirme taraftarı değilim. Doğru güzel. Tamam, ben anladım. Böyle güzelim. Değil mi insan kendiyle barışık olmalı. Tabii ki. Herkesin hokka gibi burnu olacak diye bir kaide yok. Aynen öyle. Ya da ne bileyim. Çok beli ince olacak, gözü çok büyük olacak diye bir şey yok. Bir şey yok. Kesinlikle. Rabbim nasıl olsun? Biraz gördü. Söyle herhalde. Evet. Evet. Arkadaşlardan yorum alalım diyeceğim. Arkadaşlar görmediği için bir şey söylemeyeceğim. Yok ben yapacağım yorum. Duramaz Demir abi yap. Yani yapmam gerekiyor çünkü kayıtsız kalamıyorsunuz. Şimdi Ali olumsuz demek için öyle kritik sorular soruyor ki. Kardeşim de ona bir adım öteye götürdü çünkü yüzünü göremiyoruz. Ali de bunu daha önce ikaz etmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla Ali sorduğu sorular sonucunda mesela bir tane yaşla ilgili olumsuz diyecek eksi dedi. Bir soru sordu eksi dedi. Sonuçta olumsuz diyeceği için önünü hazırladı yani Ali. Zemin hazırladı. Tabii zemin hazırladı. Uğur da bir şey söylemek istiyor. Şey, daha önce böyle bir şey yaşandı. Acaba izin verecek mi? Biz bakabilecek miyiz talibe? Onu merak ettim. Bilmiyorum. Ceren'e sorun. Tabii ki bakmak isterlerse bakabilirler. Bakmak yok. İsterlerse bakabilirler diyor. Şendoğan abi bakmak mı istiyorsun? Uğur geliyor. Uğur görmek istedi. Ben Ali kardeşime değişik bir soru soracağım da. İlk defa böyle bir şey duyduk yani estetik. İleride görümcesi olarak yani estetiğin herhalde. Estetiğin nereden aklına geldi bu estetik tabası? Ne meraklısınız. Aa. Görüşmüştük yani. İçeride. Ne yapıyorsun? Merhaba. Meraklıdır bizim loca biraz kusura bakma Ceren. Yok estağfurullah sıkıntı yok. Bir de olmazsa gelin hamamına gidelim hep beraber bari. Zuhal abla. Gül evet. Şey yaparlar ya. Abi skandayı. Abi size... Aa. Aa. Şunlara bak. Aa. Teşekkürler. Amir efendim gibi. Damadımızın halası ve eniştesi. Amir. Senden ürküyorum. Ürküyorum senden. Ah iyi yaktın sen. Mersi. Evet geçebilirsiniz buyurun. Ya, Zuhal Hanım ilk defa böyle bir soru duydum bugüne kadar bu estetik konusunda. Yani, çok revaçta biliyorsunuz artık herkes bir şeyler yapıyor yani. Onu merak etmiş olabilir Ali. Evet. Efendim? Estetik yaptırma hissedersem yaptırırım. İhtiyaç duyan. Güzel ihtiyaç olursa bu güzel bir şey. İyi doktorların, iyi gözetimin altında olursa çok güzel. Tabii ben buna sadece sordum sadece yani duyuyorum. Şu ana kadar değişiklik burun falan yaptırdı mı veya ileride bir planı var mı? Cevabımı da aldım. Ben gelsem ya yarın şöyle merhaba diye. Botokslarla. Geriliyorlar geliyorlar hiçbir şey yok bende estetik falan yok ya. Siz böyle çok güzelsiniz Zuhal Hanım. Zaten güzelsiniz. Kendi çapımızda. Evet açalım mı artık Ali? Evet. Arkadaşlar baktılar ama baktıkları şöyle... boşuna gidecek. Şu an yorum yapmak için bakmadılar mı? Ha Uğur söyle. Evet. Ceren tekrar hoş geldin. Hani hoş bulduk. Tatlı, teşekkür ederim. Hanım bir kız tatlı güzel de bir yüzü var hanımefendinin ama. Teşekkürler. Ben pek olumlu göremedim Ali ya.
Aha, yani, amir konuşuyor. Zuhal abla, efendim, şans vereceğini sanmıyorum Ali. Yani evet. Çünkü o yani Ali şans vermez Zuhal abla. Ben bir şey sorabilir miyim? Yani. Sor Ceren. Neden herkes hayır olumlu bakmayacak? Neden hayır diyecek diye bir şey söylüyor. Bir şey söyleyebilir miyim Zuhal evet. abla? Bence olumlu olur. Çaya bile giderler. Çünkü çok yani sempatik bir Ceren şundan dolayı sorunun cevabı ne yalanı ya? Seninle ha. alakası yok. Ali herkese hayır dediği için. Ama şimdi şöyle bir şey var. Genel Ali Bey herkese değil. Hayır dedi diye bana da hayır diye bir şey diyecek diye bir şey yok. Öyle bir çünkü Ali Bey burada sonuçta evlenmek için burada. Aynen öyle. Doğru. Yani illaki evet şu an görünüş olarak belki bir şeyler hissetmeyebilir. Ama insanları tanımadan da bence yargılaması yok, hoş estağfurullah olmaz. Biz kimseyi yargılamıyoruz. Bizim haddimize değil sadece de şimdi Ali'nin sana sorduğu sorular neticesinde senin verdiğin cevaplar doğrultusunda kendi fikrimiz yaptık. Kesinlikle evet, kişisel algılama. Ya, evet aynen dedikleri öyle, de olur. Oldu. Olmadığı da oldu aynı şekilde karşılıklı. Yine de teşekkür ederim. Tabii ki. Bunun seninle alakası yok. Ali'den dolayı öyle söylüyorlar. Evet biz açalım paravanı. Bakalım seyircilerimiz göremedi ama Ali görecek mi? Olumlu olursa dediniz, yüzümü ancak o zaman gösteririm. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Loca arkadaşlarını şaşırtmadı Ali. Ali yerine geçebilirsin. Ceren'cim memnun olduk seninle tanıştığımıza. Teşekkür ederim. O kapıyı açacaklar şimdi senin için. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Yüzüne bile bakma.